Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl bir vlog çekeceğiz? Vapurlu bir vlog olacak. Üsküdar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu "İyi ki var Üsküdar" diyerek yola çıkacağız. Bakalım, şu an Arnavutköy'deyiz ama Üsküdar'a gidişimiz biraz zaman alacak. Aynen, görüşmek üzere. O nereye gidiyoruz bugün? Üsküdar, Boğaz Turu. Boğaz Turu. Boğaz Turu bugün. Yira bismillah o zaman. Efendim? Ne dedin kızım? Ya Allah, ya Allah. Maşallah, çocuk sesleri ne kadar çok geliyor arkada. Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Diyor Arsen, birazcık güneşten birazcık mahmur olmuş. O anahtarı vermeye gitti. Şu an Fatih'e geldik. Fatih'te. Küçük Mustafa Paşa, yani Fatih, Rabia'nın eski memleketi diyebiliriz. Rabia uzun yıllar Fatih'te yaşadı. Evet. Fatih'i özlüyor musun? Özlemiyorum çünkü artık çok kalabalık. Çok fazla kalabalık. Çok fazla insan var. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra vapura doğru yola çıkacağız. Karaköy'e uğrayan bir vapur var. Balat'tan, Fener'den geçen. Onunla biz Üsküdar'a doğru gideceğiz. Nereye geldik abi ya? Balık şey, küçük Mustafa Paşa'ya geldik. Ben buraya çocukken çok gelirdim. Hafta sonu babamla gelirdik. Şimdi buranın sokaklarında dolaşmak bana çocukluğumu anımsattı. Buralar çok böyle değişmiş, modernleşmiş artık. Renkleşmiş. Çok renkli artık. Olmuş yani. Aynen. Senin çocukluğunda böyle renkli değildir. Canım değildi. Yani renkten ziyade yani millet şunu gibi mesela kahverengi. Şu mesela soldaki gibi kahverengi takılıyorlarmıştır. Sonrasında işte Balat, Küçük Mustafa Paşa, Ayvan Saray, bunlar hep renkli renkli olmuş. Aynen, Silivri gibi olmuş. Burada bir tane börekçi vardı, kapanmış herhalde. Börekleri güzeldi. Şu an nereye gidiyoruz? Şu an anneannemeleri vardı burada. Oraya Barış hiç görmemişti. Onu göstereceğim. Şu an Ayakkabı'daki 1000 yıllık tarihi ev sahibi yapan Gül Camii'ni görüyorsunuz. Bu cami 1499 yılında kiliseden camiye çevrilmiş. Daha önce adı Azize Teodosya Kilisesi olarak geçiyormuş. Cami rivayetlere göre adını şehrin Osmanlılar tarafından işgale uğrayacağını duyan Bizans halkının şehrin fethedilmemesi için Aziz Teodosya'ya yaptıkları duaların ardından bıraktıkları güllerden almakta. Fakat Osmanlı Devleti bırakılan güllerin kendisi için bırakıldığını düşünmüş. Kilise Osmanlı'nın hoşgörüsünün bir tecellisi olarak 1499 yılında camiye çevrilmiş. Sahilde yürüyorlar. Hadi sahildeyiz. Konuşabilirsin. Ne konuşayım? Ne diyeyim abi? Abidim, demedim, cemidim, demedim. Evet, Fener İskelesi'ne geldik. Fener İskelesi'nden karşıya Üsküdar'a geçeceğiz. Sonrasında da Üsküdar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu vapur turuyla günümüzü gün edeceğiz. Güzel İstanbul'un güzel manzaralarından bir tanesi. Ama çoğu İstanbul bu manzarayı maalesef göremiyor, yaşayamıyor. Manzaranın keyfini çıkartan Ahsen. Kızım. Bak bakayım. Hadi yürü anneye yürü. Hadi anneye yürü. Ya
Yazın ne yapsam diye düşünenler için en güzel aktivite bence vapur aktivitesi. Hem de fazlasıyla ekonomik. Tek bir akbille doyasıya deniz havası alabilirsiniz. Avrupa yakasında oturanlar için Haliç hattı örnek olsun. İlla yakalar arası karşıdan karşıya geçmeye gerek yok. Haliç hattıyla Eyüp, Sütlüce, Ayvansaray, Balat, Fener, Karaköy sahillerini yaklaşık 40 dakikada püfür püfür gezebilirsiniz. Dilerseniz bu hatla Üsküdar'a da geçebilirsiniz. Sırayı görüyor musunuz bilmiyorum ama bayağı bir bekleyeceğiz gibi duruyor. Ya zaten 15 dedim mi çıkardım dedi. Evet, nereye geldik? Evet. Şöyle başlama, soru sorarak başlama. Ama karşı taraf su merak ediyor. Nereye geldiniz acaba? Şu an neredesiniz? Üsküdar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu vapur gezisine geldik. Neredeyiz? Vapurun tam önündeyiz. Sıramız bayağı bir fazla var. Ama yakın bekleyeceğiz. Sonrasında da vapurumuza binip 1,5 saatlik vapur gezisini İcra edeceğiz. Gemi bayağı büyük. Valide Sultan gemisi. Böyle ikinci kata çıkıyoruz. İkinci kat. Sağdan soldan açık. Evet sevgili dostlar, bugünkü vlog bu kadardı. Olaylar oluyor. O yüzden acilen bitirmemiz gerekiyor. Şaka bir yana güzel bir gün oldu. Bütün İstanbul'u, hatta ömürlük resmen bir vapur gezisi oldu. Sizler de Üsküdar Belediyesi vapur gezisi yazarsanız Google'a gayet birinci sırada çıkıyor zaten internet sitesi. Orada telefon numaraları da var. Orayı arayarak, çarşamba günü oluyor herhalde. Çarşamba gününden bir sonraki çarşamba gününe Boğaz turu için randevu ayırabilirsiniz. Kesinlikle bence ayırın çünkü mükemmel bir gezi. İçeride çay verdiler, simit verdiler. Tamam bebeğim tamam. Yani böyle sanki içerisi düğün salonu gibiydi. Anne. Masalar sandalyeler falan çok güzeldi. Anne. Tamam anne. Bebeğim. Hadi kapat videoyu. Herkese iyi hafta sonları. Allah'a emanet olun.